Umarım sizin kahve demleme standartlarınıza yaklaşmışımdır. Bakayım. Buyurun. Teşekkür ederim. İyisiniz. Yani hiç fena değil. Kahve için söylüyorsunuz değil mi bunları? Bir yandan olağanüstü bir durum yaşıyorsunuz tabii. Tatsız, berbat bir durum. Ülkenin gündemindesiniz, şu an her yerdesiniz. Onur Bey'in yoktu. Ve bu tatsız bir durum oluşturdu tabii halkın, kamuoyunun gözünde. Siz ise çok sakinsiniz. Sanki bütün bu olanların hiçbirinin gerçekliği yok gibi. Yok, tabii ki yok. Yani battığı falan yok. Böyle usulsüz bir durum yok, sakladığı bir şey yok. Finans dünyasını kandırdığı yok, öyle bir şey yok yani. Ama algı her şeydir. Bazen gerçeklerin önüne geçebilir, değil mi? İnsanlar neye inanıyorsa gerçek bir anda o olabiliyor. Hatta hayatta insanlara karşı oyun oynamayı görev edinmiş kişiler de genelde bu algıyı silah olarak kullanıyorlar amaçlarına ulaşmak için. Ne yapalım? Çocuklarımızın sağlığı, afiyeti yerinde olsun. Bize yeter. Öyle. Geçen gün iyi değildiniz. Ama şimdi bayağı sakin gözüküyorsunuz. Geçen gün de iyiydim. Şimdi de gayet iyiyim. Siz yaptınız. Neyi? Bu dedikoduları, bu haberleri siz çıkarttınız. Daha neler? Oldukça fantastik Mesut Bey. Sizin için bile fantastik. Hiç zannetmiyorum çünkü haberi çıkartan gazeteci ülke tarafından gayet bilinen bir gazeteci. Ama kaynağınız nereden diye sorduğumuzda ısrarla bilmiyorum diyor. Sizce neden? Evet, ben yaptım. Öyle gerekti çünkü. Peki neden? Yani kırgınlıktan mı yoksa aldatılan bir eşin intikamı mı? Adamın elbiselerini kesmek yerine. Mesut Bey, sıradan tepkiler verecek bir insan değilim ben. Yani bunu anlamış olmanız lazım bu zamana kadar. Evet, aldatıldım. Onur'un bir kafası karıştı. Çok üzerinde durmadım. Siz de Melisa ile geldiniz. Bir oyunlar oynandı belki de ama... Ama ne? Ama bardağı taşıran son bir damla oldu tabii. Niye bunları size anlatıyorum? Neyse, özet geçeyim Mesut Bey. Ben korkunç bir insanım. Tamam mı? Sizin o erdem dolu hayatınızda aklınızın almayacağı kadar korkunç bir insanım. O pembe dünyanıza sığmayacak kadar korkunç bir insanım. Benim pembe bir dünyam yok Şebnem Hanım. Ben bir polisim. O kadar çok manyakla tanıştım ki, o kadar çok insanları en kötü hallerinde gördüm ki. O yüzden benim pembe bir dünyam yok.
Siz de korkunç bir insan değilsiniz. Hatta yakınından bile geçmiyorsunuz. Kırgınsınız sadece. O kadar. Sizsene benim kırgınlıklarımdan. Benim kırgınlıklarım sizi niye bu kadar ilgilendiriyor Mesut Bey? Anlamamış olamazsınız artık. Ya da artık bir şekilde anlamanız gerekiyor Şebnem Hanım. Çünkü sakin olmanız gerekiyor artık. Bir kendinizi bırakmanız gerekiyor. Oyun oynuyorsunuz. Ama bu oyun nereye kadar gidecek? Soruyorum, nereye kadar gidecek? Kendinizi üzmekten, kendinizi kırmaktan başka ne yapıyorsunuz şu an? Cevap verin. Mesut Bey yeter. Yeter. Bana böyle davranmayın. Benim şu an şefkatle yumuşacak bir lüksüm yok. Benim savaşmam lazım. Bana zaten iyi gelmiyorsunuz siz. Bana hiç iyi gelmiyorsunuz. Yardımcı da olmuyorsunuz. Aksine... Gider misiniz? Gider misiniz? Gidin. Evimden, hayatımdan çıkıp gider misiniz? Lütfen. Zaten ayarlarımla oynuyorsunuz. Gidin. Bakmayın öyle. Endişe etmeyin benim için. Gidin, üzülmeyin de. Kafamı karıştırıyorsunuz, kalbimi çalıştırıyorsunuz. Bütün duygularımı hatırlatıyorsunuz. Gidin lütfen. Benim savaşmam lazım. Çocuklarım var. Gidin, defolun. Sakin olur musun? Lütfen sakin ol. Sakin. Bir kere. Hayat çok zor. Benim plan yapmam lazım. Bitmiyor. Bitmiyor bu. Topal Niyazi'yi de bana bağladınız. Ayarlarımla oynuyorsunuz. Yardımcı da olmuyorsunuz. Gidin. Tamam. Sustum. Bana bak. Sustum. Ama buradan gitmeyeceğim. Sakin. Bir sus. Sarılmamı ister misin? İzin verirsen. Sakın. Sakın. Tamam. Ziyaretiniz ailemiz için çok anlamlı. Teşekkür ederiz. Söyle, senin gücün var. Ben teşekkür ederim. Söyle, ömür de Allah aşkına. Ben yoruldum.
Sen nereden biliyorsun? Yılmaz. Bu Niyazi Adalı'nın dosyasını alıp hemen bana gel. Acil. Yılmaz acil, tamam hadi soru sorma. Hadi. Umarım değildir. Sen gitmedin mi? Ne, hayır, gitmedim. Ben seni bekledim. Konuşalım mı artık? Önce ben bir şeyler söylemek istiyorum. Tamam. Dinliyorum. Biz 10 yıldır bir dünya kurduk. Ölümler, doğumlar, iyi günler, kötü günler, bir sürü şey yaşadık. Tabii bunların üstünde yük olmasını istemem. Sıkılmışsan sıkılmışsındır. Yani gitmek istiyorsan gidersin. Tutamam. Bir şey yapamam yani. Senden sadece şunu istiyorum. Bana saygısızlık yapma. Bu yaşadıklarımıza, ailemize bir saygısızlık yapma. O kadar. Yani ne yaşayacaksak birbirimize yakışır şekilde yaşayalım. Bundan sonra ne olacaksa öyle olsun yani. Gitmek, kal demiyorsun yani. Demiyorum. Seni kapana kısılmış hissettirmek istemem. Kalmak istiyorsan kal tabii. Ama vicdanın için değil. Sen kalmak istiyorsan kal. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Seni dinliyorum. Sana evlenme teklif ettiğim yüzüğü kaybetmiştim. Bu belki de önemli bir işaretti. Yani sahip olduğumuz şeylerin değerini bilmemiz için. Ben ne seni ne de çocuklarımı, başka hiçbir şeye değişmeyeceğimi anladım. Eğer kabul edersen bunu yeniden parmağına takmak istiyorum. Thank you.
gece Aysel Hanım'ın vereceği davete birlikte gider miyiz? Şebnem Gümüşçü. Gideriz. Ruhu. Hiç yemek yemeyen biri için gastronomide bayağı iyisiniz. Kültürsüz biri olduğumu mu ima ediyorsunuz? Anlamadım. Ya iyi bir aileden geldim ben Mesut Bey. İyi bir ailenin ferdiyim yani. Yerimi dolduramadığımı ya da yadırgadığımı mı düşünüyorsunuz? Onu mu söylüyorsunuz? Anlamadım. Hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Aksine sizi keşfediyorum diyelim. Oyunda yeni alanlar açılıyormuş gibi yani. Oyun. Bu aralar sizin için en eğlenceli oyun benim herhalde, değil mi? Biziz yani. Melisa'yla da devam. Devam, evet. Yakışıyorsunuz ama. İşinize geliyor tabii. Nasıl? Melisa Onur Bey'in eski sevgilisi. Tekrar aralarında bir şey olmaması için Melisa'nın hayatında benim olmam gayet güven verici. Değil mi? Aynen öyle. Büyük aşkınıza başta inanmadım. Yani. Ama bayağı gerçekmiş. O gün de manjete söyledikleriniz falan. Süper konu. Buradan devam edelim lütfen. Ya benimle dalga geçtiniz. Ondan bahsediyorum. Bir yandan da Melisa varmış falan. Anlamadım zaten. Hayret. Anlayamadığınız bazı noktalar olabiliyormuş demek ki. Evet, ilk kez. İlk kez bir şey anlayamadım ama anlayacağım. Ben de. Siz ne yaptınız o gün manjede? Bir bıçak gibi bir şey gösterdiniz. Çözebildiniz mi? Niyazi'nin kelebeği. Ha, aynen. Neymiş onun manjeyle alakası? Bulabildiniz mi? Arıyorum. Ama o kelebek iki evreni birbirine bağlıyor. Bundan eminim. Neyse. Ben sizi daha fazla Melisa'dan uzak tutmayayım. Şeyden bahsedelim. Melisa'dan ve ona olan duygularınızdan. Ondan bahsediyorduk zaten. Ben şöyle düşünüyorum. Kimse gerçekten etkilenmediği bir kadın için bu kadar yol gelmez. Çok doğru bir tespit. Aynen öyle. Gerçek ve derin hissiyatların bir insana yaptıramayacağı şey yok. Çok doğru. Bizi buraya sen davet ettin. Şovunu yapmak için. Saygıdeğer evliliğini benim gözüme sokmana gerek yoktu. Ben zaten anlayacağımı anladım Onur. Bu mu yani? Bu. Sana inanamıyorum. İnatla aynı yerdesin. Beni anlamak yerine kendini Şebnem'le kıyaslıyorsun. Senin derdin onunla. Kafayı takmışsın iyice ona sen. Ben kendimi niye Şebnem'le kıyaslayayım ya? Beni düşürdüğün pozisyon zaten yeterince can sıkıcı. Daha fazlasına ihtiyacım yok benim. Melisa, sen kendini düşün, tamam mı? Sadece kendini düşün. Gözümün içine bakarak söylediğin onca şeyden sonra bir de şimdi burada gelmiş karşında Mesut'la... Fingir diyorum. Sana olan güvenimi yerle bir ettiğini hesaba katmadan. Benim seninle ilgili hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi hesaba katmama gerek yok. Onun için karın yok mu? Ha? Onur Gümüşçü'nün onurunu... Bir zahmet o düşünsün. Zaten başka bir işe yaradığı da yok. Seni daha önce de uyardım. Terbiyeni takın. Şebnem'le ilgili ileri geri konuşma. Sen Şebnem'e saygı duymamı istiyorsun?
Gerçekten mi? O zaman önce ona sen saygı duyacaktın. Benimle aldatmayacaktın. Tamam mı? Peki bir şey soracağım. Onur Bey de bu şekilde şeyler yapıyordur yani, değil mi? Gerçek sizi, gerçek Şebnem'i tanımak için arkadaşlarınızı, köklerinizi bir çaba sarf ediyordur herhalde. Yani tabii canım. Yoksa evli ve iki çocuklu olamazdık, değil mi? Doğru. Peki Onur Bey ne yaptı da bu adam beni gerçekten seviyor dediniz? Ne? Ne ne? Ben de onu soruyorum işte. Ne yaptı? Ne yaptı da beni çok seviyor dediniz? Tamam. Susuyorum. De sizi bu konuda kızdıran ne? Şu an beni kızdıran tek bir şey var. O da Onur'un kaderinin boş kalması. Ben içeri gireyim. Hayatım, hayatım. Çok teşekkür ederim. Beni şımartıyorsun. Neler kaynattınız bakayım içeride? Niye şöyle havadan sudan? Önemli değil. Ya, biz de Onur'la dijital güvenlik startuplarından bahsettik. Sen anlar mısın bu işlerden Şebnem hiç? Onur'la iş hakkında konuşur musunuz yani? Hayır. Doğru ya. Sen daha çok palamut, mezgit, lüfer, sofra adabı falan. Hayatım. Melisa'cığım, bir şey söyleyeceğim. Sen farkında mısın? Böyle sürekli kendini biriyle kıyaslamadan duramıyorsun. Niye öyle? Yani geçmişte bir travma falan mı var acaba? Çok güzelsin, çok güçlüsün. Kendine inan, güven. Sürekli kendini aşağı çekiyorsun. Ben bir karafa bakayım. Azaldı o. Giray'a söyleyeyim. Ne yapıyorsun sen? Şebnem'e saldırma demedim mi ben sana? Senin derdin benimle. Rahat dur Melisa. Ben rahatım Onur. Benim Apollon gibi sevgilim var. Ya bırak. Bak bu iş bitecek. Bu iş hemen bitecek diyorum sana. Bu iş hemen bitecek diyorum sana. Onur Gümüşçü'ye kılçıksız balık yok bundan sonra. Hallet. Ve de halletme. Sen bilirsin. Bana hayat her yerden akıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.